أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Rahman suresi 1. ve 2. sayfada beraberiz. Bi ile demek ardındaki ismin son harekesini şu şekilde iyi yapıyor. Normalde ismu bi ile beraber bir ismi olmuş. Zamanla da bismi şeklinde okunur hale gelmiş. İsmiyle Bismillahi Allah'ın ismiyle Errahmani Rahman Errahimi Rahim Rahman Rahim Allah'ın ismiyle Errahmanu Rahman sonsuz merhamet sahibi alleme öğretti el Kur'an'ı Kur'an'ı öğretti. Halaka yarattı. El insan insanı yarattı. Allemehul beyane ve beyanı açıkça ifade etmeyi, anlatmayı öğretti. Ona öğretti. Şurada hu olunca allemehu hu zamiri. Eşşemsu güneş vel kameru ve ay bir buradaki anlamıyla dade anlamındadır. Bir hesaba göredir, hesap üzerinedir ya da hesap iledir diye de söyleyebiliriz. Bi'nin anlamını ile diye de düşünebiliriz. Bir husben, bir hesap üzerinedir. Yine bi ardındaki ismin son harekesini ile yapar. Ve necmu, birçok mealde necmu bitkiler olarak geçiyor. Yıldız anlamında yıldız ve şeceru ve ağaçlar yescuden secde ederler. Burada iki şey secde ettiği için fiil şu şekilde deni şeklinde bitiyor. Yani sondan bir önceki hareke elif uzatmalı ve sonu da şu şekilde ni şeklinde bitiyor. Burada Arapçadaki kelime isimlerin sonlarının u'lu, e'li ve i'li bitiş üzerine biraz duralım. Arapçada özneler u'lu biter. Şu şekilde Rahmanu, Rahman özne olduğu için u'lu. El Kur'an'e nesne olduğu için El insane, El beyane bunlar da nesne olduğu için şu şekilde e'li bitiyor. Yine eşşemsu derken vel kameru aynı zamanda ve necmu ve şeceru bunlar da özne olduğu için u'lu bitiyor. Eğer kelimelerin önünde harfi car dediğimiz bi, li, fi, ile, ale, min, an gibi harfi carlar var ise onlar da i'li bitiyor. Mesela burada bi husbenin şeklinde bitiyor. Eğer ismin önünde el varsa o zaman da ni şeklinde yani burası burada el olsaydı bil husbeni şeklinde biterdi. Bu genel hatırlatmadan sonra devam edelim. Ve seme ve seme'e yine gökyüzü nesne olduğu için e'li bitiyor. Rafa'ahe gökyüzünü kaldırdı. Ve veda'al koydu. El mizan ve mizanı koydu. Elle burada enle şeklinde diyebiliriz. Tedogav yani sın diye enle olunca masın mayın diye. Elle tedogav haddi aşmayın fi dade ardındaki ismin son harekesini şu şekilde iyiliği yapıyor. Fil mizan tartıda mizanda haddi aşmayın aşırıya gitmeyin diye. Ve ekıyımul vezne yine aynı şekilde burada en ekıyımu diyerek şurada en olduğunu düşünebiliriz. Yani burada en le burada ise ve ekıyımul vezne tartıyı bil kısti adaletle yapın ve le tuksiru yine diye tuksiru eksiltmeyin el mizan
tartıyı, mizanı, dengeyi eksiltmeyin ya da tartıda eksiklik etmeyin diyerek şurasıyla yani göğü yükseltti ve mizanı tartıyı koydu ayet kelimesini birleştirebiliriz. Vel arda ve yeryüzünü vedaahe onu koydu lil enem. Onu da yine mahlukat için, yaratıklar için, canlılar için koydu veyahut koymak yerine alçalttı anlamında veyahut döşedi demek de mümkün. Fihe orada fi dade anlamında aynı zamanda var anlamındadır. Yani orada var. Fihe orada fekihetun meyveler vardır. Ve nahlu hurma. Zetu sahip olan hurmalar. El ekmem yani tomurcukları olan tomurcuklu hurma ağaçları vardır. Vel habbu, habbu ise hububat tane anlamında. Zu, bu da yine sahip olan anlamında. Burada müennes isimler için zetu, müzekkerler için zu kullanılıyor. Zul asfi, yaprakları olan. Ve reyhan ve de güzel kokusu olan, hoş kokulu bitkiler, reyhan vardır. Fe öyleyse anlamında bu ayet-i kerimeyi Rahman suresinde 31 defa duyacağız, okuyacağız inşallah. Bir anlamsal olarak şurada kezzebe fiilinden geliyor. Fe bi eyyi yani hangi kezzebe ile beraber yalanlarsınız yani kezziben siz yalanlarsınız. Ele'i nimetlerini hangi nimetini? Rabbikume siz Rabbinizin hangi nimetlerini tükezziben yalanlarsınız. Burada yine iki kişiye sorulduğu için burası bakınız Rabbukume şeklinde yani siz ikiniz. Burada da fiili de aynı şekilde tükezzibeni sondan bir önceki hareke elif uzatmalı ve sonu da ni şeklinde bitiyor. Siz ikiniz yalanlarsınız. Burada yalanlayan cinler ve insanlar olarak kabul edilir muhatap olarak. Halaka yarattı. El insan insanı yarattı. Min danden ardındaki ismin son harekesini şu şekilde iyi yapıyor. Min salsalin balçıktan, kuru balçıktan, çamurdan yarattı. Ke gibi kel fakhar. Fakhar ise pişmiş çamur gibi kuru balçık. Kuru balçıktan yarattı ve halaka yarattı yine. Halakal cehenne cinleri min danden demek. Yine ardındaki ismin son harekesini iyi yapıyor. Dumansız alev. Min mercin min ner ateşten dumansız alevden yarattı. Ya da ateşin dumansız alevinden yarattı. Febi eyi ele'i rabbikume tükezliben. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız? Sizler. Yani ey cinler ve insanlar topluluğu diye çevirmek mümkün. Rabbu Rabbidir. Rabbul Meşrikayni. Meşrikayn iki doğu demek ve Rabbul Mağribeyn iki batının Rabbi. Öyleyse fe bi eyyi ele rabbikume tükezziben. Siz ikiniz Rabbinizin hangi ayetlerini yalanlarsınız ya da nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Meracel behreyni merace salmak, bırakmak anlamında el behreyni yine iki denizi yeltakıyen kavuşsunlar ya da kavuşmak üzere kavuşsunlar diye ya da kavuşmak üzere iki denizi saldı. Yine yeltekiyen olunca iki olduğunu buradan anlıyoruz. Beynehume, beyne arasında demek. Hume, o ikisinin arasında. Kume deyince siz ikiniz, hume deyince o ikisi anlamında. Berzakun arasında bir engel vardır, bir berzah vardır. Le yebagiyen ve
birbirlerine geçmeyecekleri, birbirlerine haddi aşmayacakları bir engel vardır. Yebğiyen derken de o ikisi şeklinde olduğu için sondan bir önceki hareke elif uzatmalı ve sonra da şu şekilde nili bitiyor o ikisi. Fe öyleyse fe bi eyyi hangi elai nimetlerini Rabbikum'a Rabbinizin hangi nimetlerini tükezdi ben yalanlarsınız. Yahrucu çıkar minhume mindanden hume o ikisinden el-lu'lu yani lu'lu inci vel mercan ve mercan çıkar. Fe öyleyse fe bi eyyi ela'i hangi nimetlerini Rabbikum'a Rabbinizin tükezdi ben yalanlarsınız. Ve lehu ve onun için vardır el cevari onun için gemi akıp giden şeklinde aslında ve gemi diye yorumlanıyor. El munşeatu munşeatu ise yükseltilmiş fil fidade ardındaki isim son hareketini iyi yapıyor. Fil bahri denizde ke gibi kel e'lem koca dağlar gibi yükseltilmiş gemiler onun için vardır veyahut ona aittir şeklinde. Febi ey ele rabbikum tükezdi ben öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız? Kullu her bir men aleyhe men en kimse anlamında onun üzerinde olan aleyhe onun üzerinde fen onun üzerinde olan her şey fanidir, gelip geçicidir. Ve yebuka kalır vecihu yüzü anlamında vecihi Rabbike Rabbinin yüzü zul sahip olan anlamında zul celali yani celal sahibi azamet ve kahır ve ikram sahibi Rabbinin vecihi kalır. Yani onun rızası için olan şeyler kalır. Fe bi eyyi ele'yi fe öyleyse fe bi eyyi ele'yi rabbikume Rabbinizin hangi nimetlerini tükezdi ben yalanlarsın. Yes'eluhu onu sorar ya da ondan ister. Men anem kimse fi dade fissemaveti göklerde olan vel art ve yeryüzünde olan şeyler ondan ister. Kulle yevmin her gün huve o fi dade fi şe'nin yani ya da fi şe şeklinde o her gün bir iştedir. Her an bir iş üzerinedir. Öyleyse fe bi eyyi eley hangi nimetlerini Rabbikume Rabbinizin tükezdi ben Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız? Senefruğu se acekecek anlamında nefruğu ifadesi yönelmek şeklinde. Lekum size sizin için yöneleceğiz. Eyyuhe ey estekalen ey iki yüklenen bu sekale ifadesi sorumluluğu yüklenen anlamında. Sekale ağır olma fiilinden gelen yani siz iki ağırlığı yükselen şey yüklenen ey cinler ve insanlar topluluğu şeklinde yorumlanmakta genelde. Ve öyleyse bir ey eley hangi nimetleri Rabbikum Rabbinizin hangi nimetlerini tükezdi ben yalanlarsınız. Ye ey maşerel maşere anlamsal olarak ey topluluk meaşere el cinni cinler vel insi cin ve insan topluluğu inistata'tum yani güç yetirirseniz gücünüz yetiyorsa bunu yapabiliyorsanız en tenfuzu delmeye geçip gitmeye min danden min akdaris semaveti göğün sınırlarından, çevresinden
vel ardı, göklerin sınırından ve yeryüzünün sınırından geçip gitmeye güç yetirebiliyorsanız, fen sözü öyleyse geçip gidin, haydi delin geçin, la tenfuzune, onu geçemezsiniz. İlle bir sultan, bir delil, bir kuvvet olmadıkça onu geçemezsiniz ya da ancak bir kuvvet ile onu geçersiniz. Tabi ey Rabbi kumet kezdi ben. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız? Yurselu gönderilir. Aleykume sizin üzerinize. Şuvezun sizin üzerinize. Alev gönderilir. Bir alev. Minnerin ateşten bir alev. Ve nukasun, nukasun da alevsiz bir duman anlamında, sizin üzerinize ateşten bir alev ve alevsiz bir duman gönderilir. Fe, bu yüzden bundan dolayı la tentesiran, yani siz ikiniz yardımlaşamazsınız ya da kurtulamazsınız bu ateşten. Fe öyleyse fe bi eyyi ele rabbikume tükezdiben, siz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız? Ve artık izen şakkat, şakkat yarıldığında, şakkat issemâ, gökyüzü yarıldığında, ve izenin devamı, ve kânet olur, verdeten gül olur, keddihen, keddihen ise erimiş, dihen erimiş yağ demek, keddihen yani erimiş yağ gibi gül olur. Ve öyleyse bu durumda bir eyyi eley, hangi nimetlerini Rabbikume, Rabbinizin hangi nimetlerini tükezdi ben yalanlarsınız. Ve yevme izin, artık yevme izin o gün, le yüselu sorulmaz, an zembihi günahından, insun insanların, vela cen veyahut cinlerin günahından sorulmaz. Fe öyleyse bir ey eley, hangi nimetlerini Rabbikume, Rabbinizin tükezdi ben, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız diye buyuruyor Rabbimiz. Rabbim yapmış olduğumuz hatalarımızı affetsin. Sadakallahu azim.